هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَم۪يَّ <laughs> Cenab-ı Hak dedi ki, onun bir benzeri birinin adını duydun mu hiç? رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا Göklerin, yerin ve arasındakilerin Rabbi. Allahu la ilahe illa huve خَالِقُ كُلِّ şey. Her şeyi yaratmış bulunan yegane tek kudret. Akleden yanımızla resim içinizde oluşuyor. Ben sadece en fazla kendi oluşturduğum resmi anlatabilir, ayetleri paylaşabilir, siz de ancak birbirinize bunu yapabilirsiniz. Peygamberimiz de etrafındakilere ancak bunu yaptı. Cenab-ı Hak dedi ki... Senin ancak gerçeğin peşine düşen kimseyi uyarabilirsin. O yüzden irade gece ve gündüzden başlayan etraftaki bütün ayetleri okumaya yönelim irade kişinin kendi yolculuğu, bu hakkı aradığı fıtratını işlettiği yolculuk. Ama anlamsal yanımızı, fıtratımızı devreye komadan o bir kenarda dursun, ilgilenmiyorum. Güzel içecekler, bak bu beyaz, bunun sarısı var, kırmızısı var, yeşili var. Onları içmekten ve yiyecekler, sarısı var, beyazı var, pilavı var vesaire yemekten ve eğlenceler bunlardan ibaret bir hayatı yaşamaya yönelme durumu da var. Ve bu arada geçen yıllar ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ Cenab-ı Hak dedi bırak onları, yesinler, içsinler, eğlensinler. Bu emel yani boş beklentiler onları oyalayıp dursun 2021'de ne bekledik de neler oldu da böyle coştuk coştuk da ona girerken de öyle girmiştik. Hayatın demo örneği zaten kısıtlı olduğunu biliyoruz. Çok başka bir şeyler olmuyor. Hepimiz koşturuyoruz. Hayatı belli ölçüde nefes alıp yaşıyoruz. Yediğimiz, içtiğimiz ve giydiklerimizden ibaret. Ama hayatta bir şeyler zamanla değişiyorsa o da bizim tükenişimizden ibaret. Her geçen yıl gerçek bir değişimi bizi eksilterek, tüketerek gerçekleştiriyor. Yoksa bizi buraya daha fazla bağlayan, daha fazla bizimle burayı bütünleştiren ve daha kalıcı kılan rakamlar değil bunlar. Hatta her yeni yıl aslında bizim buraya veda etme ihtimalimizin daha yüksek olduğu bir yeni yıldır. Yani 2021'dense 2022 buradan ayrılma ihtimalimizin daha yüksek olduğu bir yıl. Eğer görürsek 2023 daha daha buradan ayrılma ihtimalimizin yüksek olacağı bir yıl. Şeye benziyor rulet gibi. Yani her tetiği çektikçe kurşuna yaklaşıyorsunuz demektir. Çünkü ihtimalleri tüketiyorsunuz. Sona doğru ilerliyoruz. Biz hayatın geçen, tükenen yanıyla boş beleş bir beklentiyle sonrası olmayan ve olmayacak olan ve bur patlasın, çal oynasın, her şey burada toz pembe hayaller içerisinde kalsın düşüncesiyle sonu beklersek o son çok şok edici olabilir. O yüzden sona hazırlanmak, sona hazırlıksız yakalanmaktan iyidir. Fıtratımız bize süreci okumayı geriden ileriye doğru belli bir vizyonla hazırlık yapmayı öğretiyor. Bu insan fıtratı. Hayvanda bu yok. Hayvanın bir örneğini burada kesiyorlar, kurban da bir örneğini burada kesiyorlar, diğer öte tarafta hala yiyor. Yani üç gün sonra kesecekler, geçen seneden veriyi bile aktaramıyor. Evlat zamanın şu gününde, bak bizleri kesiyorlar, Aklım varsa şehre gitmeden kaç dağlara veriyi aktaramıyor. Çünkü anlamı tutamıyor, anlamı içinde hapsedemiyor, zapt edemiyor, sonraya aktaramıyor. Böyle bir etkileşim yok etrafla. Çok sınırlı belli güdülerle yürüyor. Hayvanlar gibi. O yüzden cenab bak, Hak derhum ya'kulu ve yetemettehu. kema te'kulul en'âmu. Hayvanların yiyip içtikleri gibi dedi. Eğer vizyondan yoksun olursak, süreci okumaya öncesiyle ve sonrasıyla fıtratımızın bunu değerlendirmesine, müsaade etmez ve ön alırsak biz sadece kendimize yapmış oluruz. Ve insanlığımızı, insan dediğimiz o fıtrattaki yanımızı köreltmiş oluruz. Allah Azze ve Celle bu nasıl bir kesinlik içinizde oluşturuyorsa karşılığında bizi bundan ötürü mesul tuttu. اَوَلَمْ تَكُنْ اَيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ size ayetlerim okunmuyor muydu? Sizler o varlık içerisinde göğe bakmamış mıydınız? Kendi hayatınızı nasıl okuyordunuz? Bir an kendimizi Cenab-ı Hakk'ın huzurunda düşünelim. Bize dese ki, e ee, o hayatı öyle yaşadın, yani birdenbire gözünü açtın, güzel bir ortam yiyorsun, içiyorsun. Hiç mi demedin ya, nasıl oluyor bunlar böyle? Ne diyeceğiz Cenab-ı Hakk'a? Yani demedik aslında. Bir Film vardı orada öyle rüyalara giriyorlar rüyanın içerisinde bir yerde şimdi konuşuyorlar dedi ki rüyada olduğunu nasıl anlarsın biliyor musun dedi tabi o esnada farkında değil birisi bunlardan o esnada rüyaya girilmiş durumda yok dedi öncesini o esnada bilmiyorsan rüyadasındır dedi biz buraya nasıl geldik deyince şu anda yoksa rüyada mıyız çok güzel bir ipucu öncesini bilmiyorsan, kendini birdenbire bir ortamda hazır bulduysan, biz ne diyeceğiz Cenab-ı Hakk'a? Ya evet doğru aslında biz de diyorduk nasıl olduk böyle bu kadar güzel yiyoruz, içiyoruz, ortam güzel, bulunduğumuz kürenin üzerinde her türlü ihtiyaçlarımız var, su öyle bir güzel, sağlık öyle bir güzel, sevgi öyle bir güzel, efendim arkadaşlar, çevre, Yedik içtik aslında, eğlendik işin doğrusu. Güzel bir yerdi, beğendik. Ama tek rahatsız edici şey zamanla her şey bozuluyordu. Cenab-ı Hak diyecek ki rahmetimle zorlaştırdım süreci, sona doğru iyice ağırlaştırdım. Ya nasıl başladı, ne güzeldi, nereye gidiyoruz? Önden ölenleri aldım, sürekli aranızdan getiriyordum. Hiç demiyor muydunuz bunlar nereye gidiyor? Yani her sabah uyandırdığınız insanların o uyanıp cevap veren yanları bir gün cevap vermiyorsa yok mu diyeceksiniz ona, bir yere gitti demek ki, demiyor muydunuz nereye gidiyor diye fıtratınız halbuki buna müsait idi, işte o gün oracıkta yakinimiz yani içinizde belir, beliren kesinliği Cenab-ı Hak dışa vuracak, وَبَدَالَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا yaptıkları yanlışlar dışa vuruldu, açık edildi, ve ma kanu yukhfun min qabl önceden gizleyip durdukları şeyler önceden e, gizleyip durdukları şeyleri dışarı vurmaya başladılar. Bütün hayat boyunca eğer içimizde fıtratımızın önümüze koyduğu sonuçları biz gizliyor isek Cenab-ı Hak öyle söylüyor. Benim elimde öyle bir imkan yok. Hiçbir kimseyi yakalayıp bak görüyorsun fıtratın şu anda öyle diyor ama sen kaçıyorsun diye en yakınınızdaki evladınıza bile bunu yapamazsınız. O mahrem alanı onun. Oraya uzanabilseydik insanların iradesini baskılayabilirdik. Uzanamıyoruz. Çünkü iradeleri ellerinde kalsın diye. Adam diyor ki yani ben bana öyle gelmiyor diyor. Ve siz dışarıdan baktığınızda ona göre hiç var eden yok, yaratan yok, hayat anlamlı değil. Öyle rastlantısal bir şey oluşmuş, oluşmuşken tadına bakalım. Ruh yok, kişi yok, kesin doğrular, kesin yanlışlar yok, hayat bir amaca doğru ilerlemiyor. O zaman yani hayatı değerlendirelim diye bir söylemde bulunuyor. Siz çaresiz kalıyorsunuz, bana öyle gelmiyor ama sen nasıl bunları söyleyebiliyorsun? Ya şöyle yap sen de öyle düşünürsün, böyle yap rahatlarsın diye size bazı yöntemler gösteriyor. Bizi fıtratımızla zıtlaşmaya, içinizdeki sorumluluğun yükünden kurtulmak için göz ardı etmeye, kendimize karşı körelmeye davet ediyor. Bu insanlardan ve cinlerden şeytanlar. Bunlar sorumluluğu uyandıracak fıtratı harekete geçirip yaradana karşı onu tanımayı ve sevmeyi besleyecek her türlü argümana bizi kapatmak ister. Kapatamazsa bizi yanından uzaklaştırmak ister. Peki hayat böyle hep fıtratımızla bu zorluğu göğüslemek için mi var? Birileri eğlenirken, mutlu olurken, sevinirken, hayatı yaşarken bizler kös kös oturup mutsuz ve bedbaht mı oluyoruz? Bu tanımını anlattığımız fıtratımız böyle bir şey mi? Hayır. Aslında fıtratımız hayatı doğru yaşadığımız ve geleceğe ümitle bağlandığımız en iyi yaşama biçimi. Çünkü fıtratına küsen bir kimsenin girdiği süreçte kendisiyle zıtlaşması söz konusu. Bunu dışa yansıtmaz. Yani yanlışa karşı insanın içerisinde tepkisel bir oluşum var. Ben yanlış yapıyorum. Hayatı okumaktan uzak duruyorum. Yıllarımı ve gençliğimi alkolle geçiriyorum. Yanlış arkadaşlar seçiyorum. Kötü alışkanlıklarla ilerliyorum. Yanlış şeyler yapıyorum diye kendisiyle yüzleştiği, içten içe bu zorluğu ve huzursuzluğu yaşadığı ama bunu dışa ifade etmek için yasaklanmış bulunuyor. Herkese söyleyemez. Çünkü bu o sorumluluğu uyandıran doğru yola dair hisler olduğu için bunları söyleyenler aşağılanırlar. Ya yenisin demek sen. Ha henüz şöyle olmadın, henüz profesyonel olmadın, henüz milli olmadın veya henüz sen bu işleri bir şey yapıyorsun. İlk zamanlar böyle çekinceler oluyor gibi aşağılamalardan korkar, hislerini doğru ifade etmeye yanaşmaz. Çevresi tarafından dışlanmaktan korkar, fıtratından gelen sesleri etrafındakilerle konuşamaz. Çok kanki olduğunu, çok yakın olduğu sandığı insanlarla en temel düşüncelerini paylaşamamak aslında onlardan bir o kadar uzak olmak demektir. Zamanla kendisinden de uzaklaşır ve artık kendisini de duymamaya başlar.